ShiftDelete.Net ofisinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü ofis içi videomuzun konusu hayalinizdeki telefon ve teknik özellikleri. Arden, senden başlayalım. Şimdi akıllı telefon üretimi çok ciddi bir pazar ve herkes bir şekilde akıllı telefon üretiyor. Mahmut Fon bile görsek yani, yakında çok da sıra dışı olmaz. Hani evet. Çin'den getirttim, üstüne aynen yazdırdım. Olabilir. Herkes elinde belli bir parası olan, ihracat, ithalat işlerine gelen, ticaret yapmak isteyen herkes bir şekilde telefon ürettirtip üstüne basıyor. Bunu büyük firmalar da yapıyor. Yani zaman zaman yapıyorlar. Evet, vesaire vesaire. Şimdi sen Arden olarak eline büyük bir para geçti ya da sana sordu bir firma. Ya sen bize bir danışman ol. Hayalindeki telefon ne diye bir söylesen. Ya satılıp satılmayacağı umurumuzda değil. Ticari kaygılarımız yok. Anladım. Evet. Tamam, anladım. Tamam, yani, ütopya. Öncelikle ben akıllı telefonun geleceğinin modüler yapıda olduğunu düşünüyorum. Ama hani şu an gördüğüm işte LG'nin getirdiği modüler yapı değil, daha çok işte Project Ara ve işte Motorola Mods ya da her neyse artık ismi nasıl telaffuz ederseniz yeni arka kapağa eklenen modlar geliştirdi. Bunlar da işte isterseniz projeksiyon kiti olabiliyor, ses seviyesini arttıran bir hoparlör olabiliyor, kamera için bir modül olabiliyor. Hani ben mutlaka bu şu an bir telefon üretecek olsam kesinlikle ekstra modüllerle gelebilecek bir telefon üretirim. Özellikleri ne olurdu? Özellikleri ne olurdu? Hani madem günümüz standartlarında konuşacağız artık. Yani uçabiliyor muyuz bilmiyorum işlemci konusunda. Hani Snapdragon 820 olacak şu an çünkü pazardaki bence en güçlü işlemci. Bunun yanı sıra bir 20 megapiksellik kamerası olur. Ana kamera. Ön kamera flashlı olursa güzel olur madem uçuyoruz. Hadi o da bir 13 megapiksellik olsun. Ben inceliğe çok takılmıyorum ama bataryaya takılıyorum. 5.5 inçlik bir telefon olsun. Bataryası da bir 3500-3600 mAh olsun ki böyle 2 gün falan, yani 1,5-2 günler görelim. Ben bunları istiyorum. Bir de işte dediğim gibi modüler yapıda olsun. İsmi çok önemli değil ama hani artık Arden Fon olur, Arden Tel olur. Her şey olur yani. Ondan Ardensel. Şey, Arden, o çok GSM olur. Operatörü evet, oldu ama evet. Yani Arden Fon falan olur. Abi bunu satmasa bile en azından beni tatmin edeceğini düşünüyorum. Anladım. Yani o zaman Kerem'e soralım bir de. Benimkinin ismi tabii ki Enginar Fon olacak. Yani teknik özellik olarak Snapdragon 823 çıkmış olur o zaman. 823 Android işletim sistemli olacağı için yani bir en az 4 GB RAM lazımdır diye düşünüyorum. Ekran çözünürlüğü kesinlikle 2K veya 4K yapmazdım. 1080p neyimize yetmiyor. 1080p Full HD. Super AMOLED panel olsun isterdim. Seviyorum Super AMOLED'i. Onun dışında bataryada telefonun biraz kalın olmasını ben şey yapabilirim, sorun etmeyebilirim. O yüzden en az bir 4000 veya 5000 mAh biraz uzun götürecek bir batarya kapasitesi iyi olur diye düşünüyorum. Başka unuttuğum bir şey var mı? Kamera olarak da tabii büyük ihtimal bu Samsung'un kullandığı 12 megapiksellik kamera sensörünü ve yazılımını kullanmak isterdim. En iyisi şu an bence tabii o. Verirse Samsung. Yani işte hani atıyoruz şu an. Yani Enginar Fon olursa böyle bir şey olurdu. Peki materyali nasıl olacak, kasası masası? Metal olurdu ya. Camman böyle iki tarafı cam. Yani arka tarafı yekpare cam değil de yekpare metal daha iyi olur diye düşünüyorum. Düşmelerde falan cam biraz daha çabuk kırılıyor. Onun dışında eğer yapabiliyorsak bataryası çıkartılabilir. Kırdın ya biliyorsun. Evet, evet. Ya bataryası çıkartılabilir olursa iyi olur ama hani ne kadar mümkün bilmiyorum. Enginar Fon mühendislerine sormak lazım. O zaman Göke'ye gidiyorum. Gökey, buyurun. Ticaret yapıyorsun ve bir telefon üretmek istiyorsun. Telefonun evet. Adı, özellikleri ne olmasını ister? Ya vallahi adı konusunda açıkçası bir şey düşünmedim. Hiç aklıma böyle bir şey de daha önce gelmemişti. Bilmiyorum yani adı ne olur. Hani Gökey zaten başlı başına ilginç bir isim olabilir yani. Kendi adımı koyardım herhalde. Ben de metal ve cam alaşımı yapardım ama mesela uçmak serbest anladığım kadarıyla böyle hani hakikaten kırılmayan cam. Kerem ölüyordu yani. Tutundum hayata iyi. Böyle mesela kırılmayan camlı, işte metali kolay kolay ezilmeyen, böyle eğrilmeyen falan böyle çok sağlam bir telefon yapardım. O dönemin işte artık hani Snapdragon'un 823 bir kere mi dediği gibi çıkmıştır, 825 mi çıkmıştır artık hangisi olursa onu kullanırdım. Android mi yapardın? Android mi yapardım? Çok ilginç bir soru. Android yapmazdım ya. iOS yapardım. Yapmazdım, iOS yapardım. Ama peki böyle... Tim Cook'tan nasıl alacaksın öylesi? Yani uçabiliyoruz da o kadar mı uçabiliyor abi işte? O kadar mı? İşte yani hani düşün böyle hani sınırı yoksa bir de böyle Ben hayata entegre olan bir şey isterdim. Gökos. Bir de böyle hayata tamamen entegre olan bir telefon isterdim. Böyle uygulama bazında değil de mesela işte uygulamayı indirdim. Gök'e bayağı uçtu yani. Evimdeki alarmı kontrol ediyorum falan gibi değil de telefonun kendisiyle böyle her şeyi, ne bileyim, arabamı çalıştırabilirim. Arabamın camlarını falan kontrol edebilirim. Arabanın da onu desteklemesi gerekecek. Tabii. Muhakkak. Yani böyle madem uçuyoruz, sınırımız yok yani. Evet. Ben böyle bir telefon isterdim. Ya hayatımdaki her şeyi tek bir telefonla yapabileyim isterdim yani. Ve bu çok sağlam, kırılmayan, böyle çok güçlü bir telefon isterdim. Peki deyip o zaman uzaklaşıyorum ben buradan. Vakti çok uçtu, uzaklaşıyorum. Evet. Şimdi Koran'a geleceğim, sonra Yunus'a geleceğim. Koran, hayalindeki telefon özellikleri. Süre yok değil mi? Kaç sene sonra olsa olacak falan. Herkes Snapdragon 820 falan değil. Ben 1000 koyardım abi. O zaman galiba 1000 çıkar herhalde. Snapdragon 1000 koyardım. Mesela herkes Android ile de iOS'u tek seferde böldü. Ben telefonun içinde disk olup iki tarafa da böyle Windows'a partition yaptığımız gibi hem iOS hem Android isterdim yani. Madem o kadar uçabiliyoruz. Oo, nasıl bir şey? Niye? Belki sıkılacağım Android'den, iOS'tan. Değişim yapabilirdik mesela. Hibrit mi olacak diyorsun? Değil mi? iOS'da buna izin verecek Apple'da. İkisi de izin vermez. Telefonu ben yapmıyor muyum ama ya, onu basarım parasını. Tamam da iOS'de Apple'ın yani, adam vermeyecek belki. Patent alırız ya, o kadar sıkıntı olmaz yani. Tasarım olarak da şu A3 2015'in tasarımını kullanırdım. Niye derseniz bu ele oturan bir telefon bence. Bunun kasası falan güzel. Yine böyle yekpare bir telefon yapardım herhalde. Çok detay düşünmedim ama adını da adımdan yola çıkarak Corifon koyardım abi. Corifon. Aynen. Kore malı gibi ama ya, Corifon. Yani Çin malını uyandırıyor. Bence gider. Peki sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben şöyle bir şey düşündüm. Öncelikle benim için hani dış tasarımı çok önemli, çünkü ben mesela şu an Huawei'yi kullanıyorum ve böyle elimden sürekli bir kayıyor. Düz masaya koyduğunda bile bazen kayıyor. Yani o yüzden General Mobile GM5 Plus'ın arkası gibi veya işte LG G2, G3'ün arkası gibi, veya Koran'ın dediği gibi mesela bu da ele güzel oturuyor. Böyle kavisli bir köşelerin olması. Bence elde duruşu çok önemli. Metroda vesaire tutarken elinden kayıp lap diye düşebiliyor. Onun haricinde Note 4 de olabilir. Onun haricinde ben mutlaka bir parmak izi okuyucu düşünürdüm. Çünkü çok pratik. Mesela şimdi Huawei'de de arka tarafında var. Hemen okutuyorum, saniyeler içinde açılıyor. Ya yani bu bence çok güzel, pratik bir şey. Kilitle uğraşmıyorsun, insanlar da görmüyor senin şifreni vesaire. Onun haricinde ben 3 GB RAM'in, 820'nin ve Full HD 1080p ekranın yeterli olacağını düşünüyorum. Adam hayalindeki telefonda şey yaptı ya. Şu an yani sipariş veriyor gibi telefon anlatıyor. Abi yani çünkü ben yeterli olacağını düşünüyorum. Hadi 4 GB diyelim, daha garanti olsun. Ama bir tek bataryasında en azından 4000 mAh'den aşağı olmaması gerektiğini düşünüyorum ki ben de şey gibi düşünüyorum, Arden gibi en azından 1-2 günü çıkartabileyim. Kamerayı da öyle, kamerasının da öyle 20 falan olmasına gerek yok. 13 megapiksel yeter ama güzel bir sensör ve iyi bir flash desteği olacak. Ön tarafta da flash desteği olursa bence yeterli. Bir de abi şu müzik çıkışı Apple'lardaki kadar kaliteli olursa. HTC 10 en iyisi o. Ha bilmiyorum, onu denemediğim için ama öyle söylüyorlar. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ben mi seni çekeyim? Vallahi çekersen güzel olur. Şöyle Korona doğru bakarak. Ben ters çık olmasın. Evet. Kırmızı sandalyeyi de alalım. Vay, güzel konsept. Evet. Biraz yaklaş istersen, sesle rahat alasın. Şimdi ben 3 tane telefon getirtirdim. Tolga fon ya da Cem fon. Cem fon olabilir. Selfonla uyumlu olur. Cem fon güzel. Okumak Tolga Cem falan yani. Cem fon yapardım. Cem fon hakikaten çok güzel. Cem fon. En üst segment telefonum şu olurdu. En üst segment telefonumun ekranını 5.9 inç yapardım. Bataryasını da 4000 mAh seviyesinde yapardım. Bunun işlemcisi Snapdragon'un artık en güçlüsü ne varsa, 825 mi olur, 23 mi olur, onu koyardım. RAM 6 GB. RAM'i 6 GB yapacaktım ama yapamadım. Depolama en azından 64 GB bir microSD kart desteği olacak. Tüm bunları böyle bir Galaxy S6 ile S7 tasarımı ile iPhone tasarımı arasında olacak. Bunların haricinde ekran Full HD olması gerekiyor. Gerçi o kadar büyük ekranda Full HD biraz sıkıntı olabilir ama 2K belki, yani 4K değil ya, belki o güçte 2K olur ya, 2K yapacağım ekranını. Bunun Lite versiyonunu yapacağım. Onda da Snapdragon 650 işlemciyle beraber Full HD ekran olabilir. Ha, orta segment. Bir tane de kompakt, Xperia Z5 kompaktımsı. Orada yine coşacağım. Orada Snapdragon 825 ve yine şey olacak. 720p ekran, 6 GB RAM. Kamerada Samsung ne kullanıyorsa onu kullanıp Apple'ın yazılımını çaktırtacağım. Öyle bir şey yapacağım. Çünkü hani netlemesiymiş, cihazmış, çok bulmuş Apple'ın. Güzel. Bu arada Hakkı Reis de geldi. Ona da hayallerini, telefonunu soralım bence. Sorusu. Ne abi konu? Abi şimdi trilyoneriz. Deli gibi paramız var. Türkiye'ye telefon ürettireceğiz. Yani adı Hakkı Fon mu olur artık? O hayallerin mesela... Yerli malı. Yerli malı Çin'den yapılacak, üretilecek. Eyvallah. Sınırsız, ucu bucağı yok. Ucu bucağı olmayan bir model var. Evet. O da Vertu. Gerçi daha havalimanından geldim. Daha şey yapamadım da orada gördüm yani. Vertu var mesela. Her tarafına Swarovski döşemişler. Hani para oysa ama teknik özellik anladığım kadarıyla evet, senin söylediğin. Yani. Orada işte iPhone'un stabilliği, Samsung'un donanım kalitesi. Yani. HTC'nin sesi olsun. Ha, HTC'nin sesi. Bu arada şeyi gördüm, ZTE'nin Axon 7 modeli, o ses konusunda uçmuş. Gerçi daha yeni onlar, bir bakalım ne olacak da. Aynen bak, HTC'yi, Samsung'u, Apple'ı birleştireyim. Güzel kombinasyon. Böyle bir şey yapayım yani. Müslüman Türk tarifi gibi oldu şimdi bu. ASH oldu. Apple, Samsung, HTC. Hepsinin baş harfi ya. ASH fon. Yani o farklı kelimelerin de baş harfleri olabilir. Benim söyleyeceğim bu. Tamamdır. O zaman başka bir ofis için videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.